Herkese merhaba, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir favoriler videosuyla karşınızdayım. Son çektiğim favoriler videosuna yazdığınız yorumlarda biraz haklısınız. Çünkü zaten videoda da söyledim. Çok böyle sınavlarımın, kameramın bozulduğu bir ana denk gelmişti. Ve buralar birazcık videosuz kalmasın diye. Yani pek içime sinmese de evet, daha özenli olabilirdi. Ama yine de yüklemek istemiştim. Her neyse, şimdi favoriler videoma bayağı bir çalıştım. Kitap önerilerim var, film var, kozmetik var, her şey var. Seneyi güzel bir favoriler videosuyla kapatmak istedim. Aslında yeni keşfettim bunu. Favorim oldu ama favorim olmadı da diyebilirim. Çünkü son birkaç kullanımda sivilce çıkardı. Burun bandı, siyah nokta temizleyici, burun bandı, Pure White No Strip. İsmini bile okuyamıyorum. Setua falan diye mi okunuyor? Fransızmış değil mi marka? Kore markasıymış. Ben bunu her zaman kullandığım Diadermen'in burun bandları vardı. Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürekli bittikçe aldığım burun bandlarıydı. Öylesine gratis'e girdim. İhtiyaç alışverişi yapacaktım. Burun bandımı da alayım dedim. Sonra bu markayı gördüm. Yani çok güzel, inanılmaz güzel. İçinde 6 tane böyle paketlenmiş burun bandı var. Şöyle göstereyim. Yani bundan bir gün önce burnuma kömür maskesi falan yapmıştım. Ertesi gün bunu keşfedince deneyeyim dedim. Tam böyle duştan çıktıktan sonra gözeneklerim açıkken bütün her şeyi söktü. Hani ben gözümle bile görmüyordum o kadar siyah nokta. Öyle diyebilirim. Hatta duş almadan, yani gözeneklerim açık değilken de bir kere denemiştim. Yine yapışıp bütün hepsini aldı. Ben bu arada her siyah nokta burun bandından sonra, yani gözeneklerimi açtıktan sonra tonikleyip gözeneklerimi küçültmeye gayret gösteriyorum ki tekrar işte o makyaj kirli dolmasın diye. Ama son 1-2'dir kullanımda, şimdi göremiyorsunuz makyajımdan dolayı, bir tane burada sivilce çıktı. Bundan bir önceki kullanımda da şuralarda bir sivilce çıkmıştı. Yani bu durum hoşuma gitmedi. Bu arada bu markayı kullanan varsa bana yorum bırakmayı unutmasın. Şimdi bir diğer favorime geçiyorum. Braun'un bu Silk Epi 9 Senso Smart. Dünyanın ilk ve tek akıllı epilatörünü. Ben sizinle yanlış hatırlamıyorsam Mart-Nisan ayı favoriler videolarımda paylaşmıştım zaten. Ondan önce ben bunun bir alt modelini kullanıyordum. Senelerce kullandım. Bu arada şu tarzda yorumlar geliyor. Sen arada lazere gitmiyor muydun gibi. Dövmelerimi görüyorsunuz. Epilatör kullanıyorum kollarımı almak için. Trendyol'da çok da güzel bir indirim var. İndirime gelmeden önce birazcık ürünün özelliklerinden tekrar bahsedeyim o videomu kaçırmış olanlar için. Ürünün burada en güzel özelliği, siz tüylerinizi alırken çok fazla baskı uyguladığınızda batık oluşumuna yol açabilir. Bu ürün siz baskı uyguladığınızda, yani optimum baskıyı açtığınız zaman bu cihaz size kırmızı ışık uyarısıyla biraz daha yavaş olmanızı söylüyor. O yüzden hem teninize zarar vermemiş oluyorsunuz hem de batık oluşumunu bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Benim sevdiğim bir diğer özelliği de hem ıslak hem kuru kullanabiliyorsunuz. Ben genelde duşta hallediyorum bu tarz işleri. 4 haftaya kadar da pürüzsüz bir cildiniz oluyor. Şimdi gelelim Trendyol'daki harika indirime. Braun Silk Epil 9 Senso Smart'ı 50 TL indirimle almak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linkten Trendyol'a gidip promo koduna Damla50 yazmanız yeterli. Şimdi gelelim bir tane sevdiğim, bir tane sevemediğim bir ürüne. Ben bu Ceramide'in, Dr. Jart'ın bu Ceramide'in isimli Liquid Serum'unu geçen yıl Mart-Nisan gibi almıştım. Cildim böyle neme doysun, o cansız donuk görünümü gitsin diye almıştım ama bunu böyle çok fazla kullanamadan, havalar böyle ısındı, bir anda yaz geldi derken elim bu ürüne hiç gitmedi. Birazcık yoğun bir ürün gibi geldi. Kış gelince tekrar kullanırım dedim. Bu muazzam bir ürün. Cildiniz anında böyle emiyor ve nasıl desem, cildiniz onu emdiğinde böyle gergin, nemli ve böyle ışıl ışıl bir görüntü oluyor. Ama hani böyle krem sürmüşsünüz yağlı gibi bir görüntü değil. Sonra onun kremini uygulayayım dedim. Yüzümde sivilce çıktı. Ama o sıralar başka ürünler de deniyordum. Ondan mı oldu, bundan mı oldu bilmiyorum. Bu da çok güzel nemlendiren bir ürün. Böyle çok krem gibi olmayan ürünler. Böyle ne bileyim, merhem gibi. Evet, tanımlamasını buldum. Böyle merhem gibi ürünler olur ya, aşırı yoğun. Bundan şüpheleniyorum sivilce yaptı diye. Ama çok da güzel nemlendirdi. Ama böyle çok da güzel, hani makyaj öncesi sürmek için uygun bir ürün değil, onu söylemeliyim bu arada. Bu ürünü favorilerime eklerken onun kremini de söylemek istedim, bilmiyorum. Ve renkli kozmetiğe geçebiliriz artık. Böyle aşırı aşırı renkli kozmetik ürünü denemedim. Ne kullanıyorsam fondöten olarak, maskara olarak hep onları bitirmeye yönelik çalıştım. Zaten yeni ürün denemeye, onları böyle yorumlamaya pek vaktim de olmadı sınavlarım yüzünden. Ama beni okul zamanı en çok kurtaran ürünlere geliyorum şimdi. Gerçekten böyle sağlıklı görünmemi sağlayan en sevdiğim ürün Erborian'ın bu CC Red Correct isimli
İşte ne varsa bu Korelilerde var gerçekten. Adamlar yapıyor. İnanılmaz güzel bir ürün. Yeşil bir ürün bu arada. Zaten kırmızıyı nötrlemek için yeşil kullanıldığı için çoğu CC krem, böyle kızarıklık geçirici, genelde yeşildir. Siz bunu cildinize sürdüğünüzde krem gibi sürüyorsunuz. Sanki böyle bir makyaj bazı sürüyor gibi sürüyorsunuz. Cildinizin ısısıyla o böyle ten renginizle bütünleşiyor. Bu arada benim ten rengimle tamamen aynı renk. Ama hani benden bir tık koyulara açık mı gelir? Benden açık tenlere koyu mu gelir bilmiyorum. Yoksa gerçekten mesela açık tenlere göre de sürdüğünüzde onların rengini mi alıyor? Bilmiyorum ama benim cildimle tamamen bütünleşti. Ve sabah okula giderken o böyle kızarık kızarık cildime, tabii ki de fondöten sürmeyle uğraşamayacağım için, bayağı nemlendirici sürer gibi. Hem böyle aşırı ışıldayan bir cildiniz oluyor, hem de böyle renk eşitliği olmuş oluyor. Hem de böyle yüzünüze bir şey sürmüşsünüz gibi de durmuyor. Şimdi gelelim dudağımdaki bu Aysun Kayacı efektine. Rihanna'nın bu Fenty Beauty, ismi de neymiş bu gloss'un? Fenty Glow. Çok fazla gloss seven bir insan değilim. Çok fazla değil, hatta hiç sevmem. Saçımın dudaklarıma yapışması, dudaklarımın birbirine yapışması olsun. Bu gerçekten hiç yapışmıyor diyemem. Yani bir tık tabii ki de gloss etkisi olduğu için biraz yapışıyor. Ama öyle hani böyle bir sakız sakızlı bir kıvamı yok kesinlikle. Bu arada şişe de renkli duruyor. Sanki sürdüğünüzde de dudağınız bu renk olacakmış gibi duruyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Ben dudağıma Mac & Bold The Bear, tam dudağımla aynı renk olan bir dudak kalemi geçtim. Üzerine sürüyorum. Çünkü gloss'u boş dudağa sürmeyi sevmiyorum. Gerçekten böyle hani dudaklarınız böyle ıslanmış gibi duruyor. Bilmiyorum. O efekti ben hiç sevemedim. Ama yani bu şişeden çıkarken gerçekten sakız gibi. Çok çok fazla böyle dudağınızı bulamayın. Aksi takdirde yine yapışacaktır. Ama bakar mısınız bunun kıvamı bence tam yerinde. Güzel bir gloss. Bir gloss'um olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Şimdi gelelim iki tane favori farıma. Kiko'nun farları bu. Aslında bu far değil. Bu bir aydınlatıcıymış. Ama aydınlatıcı için bana fazla simli geldi. Şu anda göz kapağımda görüyorsunuz zaten. Ben aydınlatıcı olarak genelde böyle iri taneli aydınlatıcı sevmiyorum. Yani simleri. Aslında bu da kutusunda simsim durmuyor ama göz kapağımın üzerine sürünce görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir renk. Aşırı pratik bir renk. Tam böyle şeftali gibi parlıyor. Goldumsu, şampanyamsı. Pratiklik açısından ben böyle tekli farlara bayılıyorum. Krem far olabilir. Bu şekilde toz far olabilir. Gölgesini de hep bu sıcak, yumuşacık, kahvemsi, mürdümümsü. Tam böyle soğuk bir kahve tonu da değil. Bu arada bu Sparkling Holiday isimli koleksiyondan bir ürün. 02 bunun numarası. Metallic Highlighter olarak geçiyor. Bu da yüksek pigmentli, high pigment olarak satılan farların arasındaydı. Bunun bende başka birkaç rengi daha var turuncu tonlarında. Hem ıslak hem de kuru olarak kullanabiliyorsunuz. Ben ıslak hiç denemedim. Genelde kuru olarak kullanıyorum. Hem gölgelendirme için çok güzel oluyor. Hem de böyle genelde smoky bir göz makyajı yapacaksanız bu gerçekten biçilmiş kaftan. Bunun da numarası 41. Şimdi gelelim son zamanlarda hem okuduğum kitaplara hem izlediğim filmlere dizi söyleyemeyeceğim. Çünkü kesinlikle yeni bir diziye başlayamadım. Hatta o kadar uzun süre oldu ki yeni bir dizi izlemedim. Sadece böyle vaktim olduğunda, yani yemek yerken falan bir iki bölüm hep Friends açtım. Zaten Friends'i acaba kaç kere daha baştan sona bitireceğim ben de bilmiyorum. Ama benim modum düşükken bile beni bu kadar hala güldürebilen başka bir dizi daha yok. Yeni dizi izleyemedim ama yıllardır takip ettiğim dizi tekrar, yani sezon ortasında böyle bir ara vermişlerdi. Bu olaydan da nefret ediyorum. Böyle 10. bölüm gibi ara veriyorlar. 7-8 ay sonra tekrar başlıyorlar. 11. bölümden devam ediyor. Neydi, ne yaptınız derken her şey birbirine giriyor. Vikings kaldığı yerden devam ediyor. Onu arada takip etmeye çalışıyorum vaktim oldukça. Şimdi gittiğim filmleri söyleyeyim. Evde çok fazla film izleyemedim. Arada böyle sinemaya gittikçe izledim. Aslında bunları bir önceki ay gitmiştim. Size sadece böyle kitap ve film önerileri gibi bir video çekecektim ama o kadar favoriler videoma laf geldikten sonra bari birazcık, yani bunun içine katmak istedim birazcık daha dolu olsun diye. Şimdi izlediğim filmlere gelecek olursak ilk olarak Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın oynadığı A Star Is Born filminden bahsetmek istiyorum. Muhteşemdi. Yani tek başıma gitmiştim o filme bu arada. Gerçekten ikinci yarısında, özellikle ilk yarısı zaten Bradley Cooper'a wow diye izlemekle geçiyor. İkinci yarısı da salyosubük olmamak için geçiyor.
Yanımda da bir çift vardı. Hiç baktım ben, kimse de böyle pek ağlamaklı olmadı. Ben mi çok duygusaldım? Gerçi çoğu insandan duyuyorum bayağı ağlamalı şeyler yaşanmış. Diğeri de aslında en sevdiğim, aslında ilk olarak bundan bahsetmem gerekiyordu. Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury ve Queen aşığıysanız siz de benim gibi. Hatta burada böyle plaklarıydı, bir şeyleriydi. Gerçekten başrol oyuncusu Freddie Mercury'yi canlandıran Malekith'i yanlış hatırlamıyorsam ismi. O kadar güzel hayat vermiş ki Freddie Mercury'ye. Gerçekten oturup izlerken Freddie Mercury'yi izliyorum zannettim. Zaten grubun diğer üyeleri gerçekten birebir kopyası olmuş. Bu kadar olur. Ama Freddie'nin o sahnedeki tavırları, şarkı söyleyişi, jestleri, mimikleri inanılmaz birebirdi. Hem göze hem kulağa hitap ediyordu zaten. Bir de birazcık bu tarzda biyografik filmleri seviyorsanız kesinlikle izleyin. Hala sinemalarda olabilir muhtemelen, kalkmadı sanırım. Yani benim birkaç kere daha izleyesim var çünkü. Sanki Queen konserine gitmiş gibiydim. Bu arada filmde bazı şeyler sanırım yanlış işlenmiş. Daha doğrusu tarihsel olarak sıralaması yanlışmış sanırım. En sonunda Live Aid konserine çıkarken Queen, orada Freddie Mercury'nin AIDS olduğunu biliyorlar filmde. Ama gerçekte sanırım o konserden önce hiçbir grup üyesi bunu bilmiyormuş. Ama ben tabii ki de böyle şeyleri görmezden geliyorum zaten, küçük bir Queen fanı olduğum için. Bir diğer izlediğim biyografi filmi ise, aslında film güzeldi fakat filmde gerçekten benim migrenim tuttu. First Man isimli Ay'da ilk insan Neil Armstrong'un hayatını anlatıyor. Aslında hayatını değil de daha çok göreve gitmeden önce ailesiyle olan ilişkiler, kendisiyle olan işte böyle duygusal gelgitler falan işlenmiş. Birazcık psikolojik bir filmdi. Ve gerçekten Ay'a giderken o sanki ben de kendimi o uzay mekiğinin içinde hissettim. Öyle bir. Yani aslında film vermek isteneni vermiş fakat izlerken gerçekten hani siz de rahatsız oluyorsunuz. Hani böyle bir sallanma, sanki uzay mekiğinin içinde siz de fırlatılıyorsunuz ve filmden çıktığımda birazcık başım ağrıyordu. Ve gerçekten benim birazcık duygusal dönemime mi denk geldi bu filme? Orada da ağladım birkaç yerde. Film bittikten sonra üzülmeye devam ettim birkaç gün. Bayağı güzeldi. Çünkü Ryan Gosling'i ben bu tarz filmlerde de görmeyi çok seviyorum. Yani romantik komediye de yakışıyor adam. Böyle bu tarz biyografi filmlerine de yakışıyor. Yakışıyor ya, adam iyi yani. Kitaplarla devam ediyorum. İlk olarak kişisel gelişim kitabı demek istemiyorum bunlara. Ben bir arkadaşımın tavsiyesiyle ilk olarak bu Don Miguel Ruiz'in Bu Dört Anlaşma isimli kitabıyla başlamıştım. Kitap tam olarak hayatınız boyunca başucunuzda bulundurmanız gereken bir kitap. Ben Dört Anlaşma'yı okuyarak başladım bu arada. Bu arada kitap dört konu başlığı olarak ele almış. Zaten o yüzden dört anlaşma. Aslında kişinin kendisiyle yaptığı anlaşmalar. Kısaca bahsedeyim, belki ilginizi çeker. Bence herkesin okuması ve okutturması gereken bir kitap. Son zamanlarda özellikle bu sosyal medyada da baskıların, eleştiri adı altında hakaretlerin olduğu bu dünyada. Bence hepiniz okumalısınız. Çünkü ilk anlaşma kendinizle yapacağınız. Kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Yani kırıcı olup olmamak birazcık sizin elinizde. Ben bu kitapları bu arada uzun bir video yaparak üzerinde durup anlatmak istiyordum. Fakat bu videoya koydum. Ama bundan sonra isterseniz dediğim gibi ayrı videolar halinde ele alabilirim. İkinci bu arada hepimizin yaptığı. Çoğu şeyi kişisel algılıyoruz. Karşımızdaki insanın ne bileyim bir şey canı sıkkındır ama hepimiz kesin benimle ilgili bana işte bir şey oldu falan gibi düşünebiliyoruz. Diğer anlaşma, hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Varsayımda bulunmayın ve bu benim en sevdiğim, daima yapabildiğinin en iyisini yap. Gerçekten bir şeyde başarılı olmak ve amaçlarımıza, hedeflerimize ulaşmak istiyorsak gerçekten ne üstünde çalışıyor olursanız olun yaptığınız işin karşılığını verin. Çok fazla ders çıkarabileceğiniz bir kitap. Böyle tam her sene aslında bir defa okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazarı çok sevdiğim için daha sonra Ustaca Sevmek isimli kitabını aldım. Burada da birazcık insanların karşısındaki insandan, daha doğrusu arkadaşlık olabilir, aile olabilir, sevgili olabilir, eş olabilir, sürekli bir sevgi, ilgi, beklentisi içinde olması ve bu insanları ve ilişkileri nasıl yıprattığını doğrultusunda yazılmış bir kitap aslında. Öncelikle kişinin kendisini sevmesi ve kendisine saygı duymasıyla başlaması gerektiğini çok güzel anlatan bir kitap. Okuyun, okutturun. Şimdi
Bir distopya ile devam edeceğim. Bu arada bir sürü distopya okudum ama hepsini buraya eklemek istemiyorum. En sevdiğimi eklemek istedim. Şimdi bana aşağıya gelir zaten yine distopya önerileri. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya isimli kitabını geçen ay okumuştum. Gerçekten kitabı 2-3 günde bitirdim. Otursam okusam bir kez daha okurum. O kadar güzel, keyifli bir kitaptı. Keyifli derken okuması çok akıcı bir kitap. Fakat kitap canınızı sıkıyor. Bir distopya olduğu için. Ve sanki şöyle dünyaya dönüp baktığınızda gerçeğe çok yakın bir distopya olduğunu gördüğünüz zaman birazcık canınız sıkılıyor. Eğer distopya yorumlarını merak ediyorsanız bir arkadaşımın kanalına yönlendireceğim sizi. Engame. Batu okuldan arkadaşım. Orada bu kitapları yorumlamışlar. Cesur Yeni Dünya'yı Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'ini ve George Orwell 1984 distopyasının üçünü de böyle uzun uzun anlatmışlar Engame'de. Oraya ışınlanabilirsiniz. Fahrenheit 451'i okudum ama çok da yani hani o kadar wow olmadım nedense. Benim favori distopyalarım Cesur Yeni Dünya ve George Orwell'ın 1984'ü. Şimdi gelelim son kitap önerime. Sürekli böyle güzel oldu. Farklı kategorilerden de kitap önerisi yapmış oldum. Bunu keşfettiğim için o kadar mutluyum ki Resimler Nasıl Okunur? Anlam ve Yöntem Okuma Rehberi. Eğer ki böyle sergi gezmeyi seviyorsanız ve gezdiğiniz sergilerde hani ya burada bu sanatçı ne anlatmak istemiş, hiç de bir şey görmüyorum, pek de bir şey anlamadım demek istemiyorsanız bence bu böyle cep kitabı gibi evinizde bulundurun. 15. ve 21. yüzyıllar arasındaki Batı Avrupa'daki resimleri her şekilde ele almışlar. Birazcık böyle sanat dil bilgisini öğrenmiş oluyorsunuz. Hem hikayeleriyle anlatmışlar hem de böyle çoğu yerde işte resimlere yakınlaştırarak işte neye dikkat etmeniz gerektiği, nasıl yorumlamanız gerektiği anlatılmış. Ve aslında kitabı içinde de böyle kategorize etmeleri çok hoş. Çünkü portreleri, manzaraları, natürmortları böyle kategori kategori ele almışlar. Mesela Gustav Klimt'i ele alalım. Çok severim bu arada. Çok sembolist bir ressam olduğu için çok meşhur. Bu Adele Bloch Bauer'ın portresini şöyle detaylı bir şekilde incelemişler, hem hikayesini. Yani bu tarzda çok fazla şey bulabilirsiniz. Ve yılın son favoriler videosu bu şekildeydi. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz, bay bay.